Her gün Thomas Valera kızını okuldan geldikten sonra ağlar halde bulurdu. Yolunda olmayan bir şeyler olduğu belliydi ve sorunun kaynağını öğrenince Thomas gözlerine inanamadı. Yanlış bir şeyler olduğunu biliyordu ama bu kadarını da beklemiyordu. Ailesi kızlarının eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmıyordu ama ne olursa olsun her öğretmen çocuklar için korkunçtur. Hele bir de sıkı ve sert bir öğretmenle karşı karşıyaysalar durum daha da fenadır. Thomas kızının derslerde pek başarılı olmadığının farkındaydı. Ama ne olursa olsun bu sorunun kaynağına inmeliydi. Her anne baba çocukları için her şeyin en iyisini ister ve çocukları üzüldüğünde onlar için bu dünyanın en önemli sorunu olur. Thomas için de bu durum farklı değildi ve kızının haline üzülüyordu. Kızı okula başladıktan sonra gittikçe daha da duygusal biri haline gelmişti. Ailesi ilk başta bunu okul heyecanına yordu ama kızın durumu gittikçe kötüleşince artık bu duruma bir el atma vaktinin geldiğini anladılar. Bir süre sonra minik kız her gün okula gitmemek için ağlamaya ve yalvarmaya başladı. Bu durum Thomas'ın oldukça canını sıkıyordu ve bir gün artık bu konuda bir şey yapması gerektiğine karar verdi. Birkaç ay minik kızın içindeki okul sevgisi ve heyecanı gitmiş, yerine okul korkusu gelmişti. Kızının haline üzülen Thomas sorunun kaynağını bulmak istiyordu. Kızına niye üzgün olduğunu soruyordu ama kız hiçbir şey demiyordu. Thomas kızının böyle üzgün kalmasına izin veremezdi ve bu duruma bir el atmalıydı. Thomas'ın kızı Pinegrove'un ilkokulunda bulunan anaokuluna gidiyordu. Thomas'ın kızı okula başlamadan önce oldukça aktif, sevecen ve çabuk arkadaş edinen birisiydi. Thomas kızındaki değişimleri okula başladıktan kısa süre sonra gözlemlemeye başladı. Thomas sorunun sebebini merak ediyordu. Sorun okulda mıydı, çocukta mı yoksa öğretmende miydi? İlk başta aslında okulda gayet mutluydu ama birkaç ay sonra artık okula gitmemek için ağlar duruma gelmişti. Hem sabah okula gitmeden hem de akşam okuldan dönünce sürekli ağlıyordu. Thomas'ın kalbi kızını böyle görmeyi kaldıramıyordu. Kızı Thomas'tan gerçekleri saklamaya çalışırken Thomas'ın aklına bir plan geldi. Kızı muhtemelen okulda zorbalığa uğruyordu. Thomas ve eşinin mutlu ve sakin bir evliliği vardı. O yüzden sorunun kendilerinde olmadığından emindi. Baba Thomas kızının saçına bir ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kızı okuldan eve dönünce kayıtları dinleyen Thomas duyduklarına inanamadı. Küçük kız zorba öğretmen tarafından sürekli azar işitiyordu. Buna oldukça sinirlenen Thomas hemen kızının okulunu değiştirdi ve kayıt cihazını polise verdi. Sabır uygulaması oldukça zor olsa da en önemli erdemdir. Özellikle küçük çocuklara ders öğretirken sabır çok daha önemlidir. Bir öğretmen için de sabır en önemli özellik olmalıdır. Çocukluk dönemi, yetişkinlik döneminin şekillenmesinde büyük rol oynar. Bu yüzden de çocuklara kötü davranmamalı, onlara karşı sabırlı olmalıyız.